Merhaba, bu videoda Mipsofisk işlemciler için C kaynak kodunu derleyip çalıştırmayı göstereceğim. Şimdi benim elimdeki Mipsofisk işlemci olarak bu 1004KC ve 24K işlemciler var. Bunların üzerinde derlediğimiz C kodunu çalıştıracağız. Şimdi bu C kodlarını değerlendirmek için bize toolchain gerekiyor. Bunun için de ben OpenMRT'nin toolchain'ini kullanacağım. Daha önceki çektiğim videolarda bilirsiniz. Git üzerinden kaynak kodunu çekeceğiz. Ondan sonra kaynak kod içimize gireceğiz. Buradan versiyonu istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Çok önemli değil. 19'un altına inmeyin. Sonra buradaki işlemleri yapıyoruz. Fieldleri update edip install ediyoruz. Ondan sonra toolchain install diyoruz. Bu bilgisayarın işlemci kapasitesine göre hızı değişir. Biraz bende geç oldu. Şimdi arkadaşlar işlemlere başlayalım. Ben daha önce kaynak kodunu çektim hızlı olması için. Şimdi source kodun içine buradan girelim. Bir bunu sol tarafa atalım. Şöyle sağ tarafta kalsın. C'den source. Bu işlemleri ben hepsini yaptım. Bunları atlıyorum, bunları size bırakıyorum. Make menu config'e geliyoruz. Buradan config'e oturtmam lazım. Buradan architecture'ı seçmem lazım. O da Mips architecture'ını seçeceğim. Make menu config'e geliyorum. Yüklenmesini bekliyorum. Şimdi açılacak. Şimdi MT7621 bu Mediatek'in işlemcisi Mips 32 tabanlı 1004KC işlemci mimarisini kullanıyor. Onun için bunu seçtim. Tabii profil olarak bunları seçseniz yeter. Şimdi geri kalan şeylerle uğraşmıyorum. Save deyip config'e kaydediyorum ve çıkıyorum. Şimdi make toolchain install demeniz lazım. Şimdi make toolchain install. Direkt böyle yazarsanız yavaş olur. Sonuna tire j buradan enprokodu değişken olarak buraya verelim. Enprok ne kadar işlemci sayısı varsa onu tespit ediyor. Join ile de bu işlemci çekirdeklerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde yaparsanız daha hızlı olur. Şimdi ben daha önce build etmiştim onu, hatta logonu size şey yapayım. Toolchainbox diye. Bu şekilde derleme süreci bu şekilde gidiyor. Onu göstermiş olduk. Şimdi source'un altında toolchain'e staging bir üzerinde saklanıyor. İçinde saklanıyor. Burada toolchain lipser. Bu arkadaşlar. Bunu ne yapacağız? Sudo cp-r ile opt'nin altına atabilirsiniz. Ben genelde opt'nin altına atıyorum. Tabi seçmemiz lazım. Bu şekilde opt'nin altına göndereceğiz. Bu yaklaşık 1 GB'lık bir klasör. Bunun içinde değerleyicimiz var. Evet, şu an attık. Ve giriyoruz opt'nin altına. Evet, şu an toolchain'imiz bunun içinde. Şimdi bu toolchain'i kullanabilmemiz için, global olarak kullanabilmemiz için bizim bunu path'e eklememiz lazım. Bu toolchain klasörümüzün içine girelim bakalım. Bunun içinde binin altında değerleyici olacak. Şimdi bunları global halde yapmamız lazım. Mesela şuradan mipster diye yazdığımızda gelmesi lazım. Bunun için de path'e ekleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde daha önce hazırladım ben. Bunu da ekleyelim. Ne yapalım? Şimdi export path ile ekliyorum. Yalnız bu yaptıklarım sadece bu terminal penceresi için geçerlidir. Bunu kalıcı olarak yapmak istiyorsanız şöyle yapalım. Nano profilin içine atmanız lazım. Nokta profile. Bunun içinde en son satıra bunları kopyalayıp yapıştırırsanız
kopyaları almayın. Şu ikisini kopya yapıştırırsanız olması lazım. Yani sildiğiniz pencerede de kalıcı olur. Ben şimdi buraya geçiyorum. Şimdilik size göstermek için bu şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu an global olarak olduğum bir saniye. 1000'deymişiz. Şimdi o zaman yükseldi. Evet, şu an geliyor. Şu an global olarak erişebiliyoruz. Şimdi bir tane C dosyası oluşturalım. Şuradan gelelim masa üstüne. Şimdi C dosyamız bu şekilde, merhaba arkadaşlar, yazıyor. Şimdi bunu toolchain'imize, Mips'e göre derleyelim. Mips'e Linux GCC diyoruz. GCC Hello C O Hello Staging diri tamamlamamışız. Pardon, bunu yanlış yazmışız arkadaşlar. Staging diri olması lazım. Tekrardan şöyle yapıştırdım. Şu an derledik. Şimdi bunu göndereceğiz. Cihazımız şu an açık. SSH üzerinden göndereceğim. Dosyamızı SCP ile gönderdik. Şimdi evet, cihazımızın içindeyiz. Şimdi bu işlemci versiyonunu buradan CutProc CQInfo ile görebiliriz. Şimdi burada gördüğünüz gibi MIPS 1004KC MIPS 32 tabanlı. Şimdi bunun üzerinde programımızı çalıştıralım arkadaşlar. Alice diyelim. Bakın altında hello. Bakalım çalışacak mı? Evet. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar, toolchain'i kullanarak C'yi derledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.